Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Bursa'dayız. Bursa'da harika bir yarışın, harika parkurundayız. Geçen sene de burada koşmuştuk biliyorsunuz. Daha yenice ultradayız. Ve tabii böyle beyaz değildi geçen sene. Şimdi biraz test koşusunda beyazlar içinde yapacağız. Böyle biraz çamurlanacağız. Ama normal zamanda efsane bir yer burası arkadaşlar. Böyle burada çok güzel kamp falan yapabiliyorsunuz. Mis gibi bir yarış. Sene de inşallah burada güzel bir yarış yapılacak. Ve şimdi parkur testini yapacağız. Parkurda şöyle bir koşacağız. Böyle bayağı bir 50 kişilik falan bir ekip olduk. Bayağı burası bir organizasyon gibi bir şey oldu. Şimdi de bakın geçen sene ben şuraya kamp atmıştım. Buranın en güzel özelliği işte buraya gelip göl kıyısında kamp yapabiliyorsunuz. Ben yarıştan bir gün önce gelmiştim. 2 günde burada kalmıştık. İşte Faruk abilerle falan böyle. 10 numara 5 yıldız olmuştu. Şimdi de hadi bakalım. Yavaş yavaş ekip hazırlanıyor. Gidelim koşalım. Geliyor da. Geliyor mu? Evet evet aynen. 17 artık abi. Osman Bey nasılsınız efendim? Aha. Şef kontrolörümde Fatih'im. Evet işte bu yarışın yaratıcılarından Osman. Burada koşmak çok güzel. Şu anda da esasında yarışı başlatsak olurmuş bu tarihte. Aynen ya bayağı. Yani 40 kişi 50 kişi falan varız. Herkes büyük bir heyecanla bekliyor 22 Mayıs'ı. Şimdi burada parkurlar neydi abi? 6K, 13K, 32 ve 59K parkurlarımız var. Evet herkesin çok rahat koşabileceği parkurlar özellikle 6K'ya yani. Gölün etrafında koşuyorsunuz. Aynen. Bakın bu manzarada tabii. Bu manzaranın yeşilinde koşuyorsunuz arkadaşlar. Aynen, biz öyle. Beyazda koşuyoruz şimdi. Ve en önemli özelliği parkurlarımızın %98'i toprak arkadaşlar. Evet, kesinlikle evet. Asfalt yok daha ince ultrada. Aynen asfalt yok ve parkurlar genelde yol gibi arkadaşlar. Yani herkesin çok rahat koşabileceği teknik olmayan parkurlar. O yüzden buraya rahatça gelebilirsiniz. 32 ve 59K'da itira aktivasyonunuz da var. İtira puanını da kazanıyorsunuz. Yani 32K'yı koşarsınız arkadaşlar. UTMB için 2 puan alabiliyorsunuz. Bir yarış daha öyle koşarsanız o zaman kuraya girebilirsiniz rahatça. 59K'da direkt 3 puan alıyorlar. 3 puan. 32K'da tırmanış ne kadar? 1200 elevasyonu yakalıyorsunuz evet. Arkadaşlar. 59K'da da 1800 elevasyon. Süper. İdeal tam kapalak öncesi tam ideal bir hazırlık şeridi olabiliyor sizin için. Aynen aynen. Evet. Şu anda grubumuzda zaten 13K, 32K ve 59K'da kürsü yapmış atletler de var. Evet, zaten onlardan da biraz info alabiliriz. Zaten dedim buraya şimdi şey yapsak fotoğraf çeksek kürsü fotoğrafı falan kürsülerin hepsi burada şu anda. Aynen öyle. Bütün kürsüye çıkmış atletlerin hepsi şu anda burada desem yeri var. Aynen öyle. Bayanlar dahil olmak üzere. Evet şimdi birazdan oraya da gideriz arkalara gideriz. Hep bıyıklı mı çekeceğiz? Bıyıklı sakallı bak, geldi buraya bak. Barış sana diyor. Asla durma durma. Evet. Ne haber nasıl gidiyor? İyi valla sen ne yapıyorsun? Abi ne güzel bir yarış yapıyorsunuz valla. Çok güzel olacak inşallah. Hadi bakalım ikincisi. Sizler sayesinde. Evet geçen sene arkadaşlar burada pandemi koşullarında koşmuştuk yani. Evet. Startımız falan öyleydi ve çok hiç 10 numara sıkıntısız bir yarış olmuştu. Bu sene daha tecrübeli, daha güzel. Bir de sponsorlar falan da bayağı gelişmiş. Aha kayıyor burası. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Sevda Hanım nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasıl nasılsınız? Gidiyor, nasıl gidiyor efendim? Abi güzel gidiyor ya. Uzun zaman sonra böyle ilk şehir dışı. Değil mi? İşte yeteneğimiz. Güzel ama kar olması da iyi oldu. Evet diyorum işte. Siz bunun yeşilini göreceksiniz. Şu anda beyazı gösteririz biz bile. Hem de biraz böyle çorak da görünüyor şu anda. Aynen ama normalde şöyle, efsane evet, burası. Bahar gelince güzel olacak burası. Aynen aynen. Sen nasılsın? Ne yapalım biz de? Koşturmaca başladık bakalım. Sezon başlıyor. Şahane. Ne var senin önünde bu arada? Şimdi Alanya Ultra'ya gidiyorum ben bu hafta. Tamam. Ondan sonra da işte MV Challenge, sonra Powerman öyle tamam. Gidiyor. Program yok. Aynen öyle. Şahane. Haydi bakalım. Bu arada ben biraz kilo aldım falan diyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bizim normalde de alıyoruz değil mi insan olarak. Kışın böyle bayağı kış uykusuna yatıyor. Metabolizma yavaşlıyor. Öyle bir şeyler var mı? Ya zaten ya da ben kışın mi kendimi kandırıyorum? Yok kışın %1-2
Oranın da yağlanmanın artması normal kabul ediyoruz. Olması gereken bir şey. Ama bir de şimdi pandemi koşullarındayız. Ya bir de o var ya, evet. Ondan dolayı da şey, birazcık daha hareketsiz kaldık. Bir de yani üzerimizde şey var. Aman ya, rahat abi. Stres, yorgunluk, bıkkınlık. Aynen aynen. Benim o negatif duygular. Dolayısıyla da duygusal yemelerde artışlar. Yani birazcık kilo aldıysak, birkaç kilo. Çok da kendinizi üzmeyin. Zaten bir geçecek onu. Evet. Aynen. Sakin sakin vermeye odaklanın. Ne konuşuyorsunuz lan? Eskişehir'le ne konuşuyorsunuz? Ne diyorsunuz? Vıdı vıdı. Vlog çekiyoruz burada. Vıdı vıdı ne konuşuyorsunuz? Evet, bu arkadaşlar da Singer kardeşler ve onların diğer kardeşleri böyle beyaz giymiş hepsi. Eskişehir'den geldiler. Ne yapıyorsunuz? Nasıl keyifler kardeşler? İyi, gayet güzel. Ve işte doğamıza geldik. Okay. Çok uzatıyoruz. Hani diyorsunuz ya abi, amma çok koşuyorsun 63 kilometre falan. Bunlar insan gibi koşmuyor arkadaşlar. Böyle 100 kilometreler. Kerem geçen sene burayı beraber çıktınız. Ayanla. Sonra bebeği. Yarışın sponsorlarından Züber. Yer fıstıklı kakaolu. Aynen. Züber, severiz Züber'i. Severiz. Eskiden daha çok seviyorduk, şimdi seviyoruz gene de. Evet, harika olmuş ayaklar. Evet evet, hemen çamur. İşte bak, ortadan geçince böyle oluyor. Evet, kendimi yapıyoruz. Evet, Can da burada. Evet, selam selam. Ne haber? İyidir valla Fatih, sen nasılsın? İyi, en son yarım maratondaydık değil mi? Valla en son Anatolia'daydık işte, Anatolia'da. Beraber başladık. Şimdi daha inince parkurunda yine beraberiz. Aynen. Geçen yıl burada 32 koştum ben de. Nasıldı abi parkur? Abi parkur hızlı, güzel. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Şu an bu sudan geçiyorum. O yüzden kameraya bakamıyorum. Ben onun için kamera açtım. Aynen. Suya düşsün diye. Ya parkur çok güzel. Bir de şöyle bir durum var daha ince de. Her seviye koşucu için şeyler evet. Var. Kategoriler var. Evet. Ya dolayısıyla yeni trail'a başlıyorsan, patika koşularına başlıyorsan da gerçekten ideal bir parkur. Aynen. Ve zemin de zaten. Zemin yani de, öyle çok teknik bir zemin olmadığı kesinlikle, için. Kesinlikle. Yani o yüksek mesafelerin bile, uzun mesafelerin bile zemini süper arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Yani o yüzden her seviye koşucu özellikle arazide yeni başlıyorsa. Ulan burada kim diyorum? Bizimkiymiş bu ya. Bizimki fotoğraf çekiyor da korna çalıyor. Ya burada koşabilir. E bir de yani şu an pandemide de artık yarışlar bayağı. Yani azaldı, seçebileceğimiz şeyler de azaldı. Aynen. Ama daha yenici tam bu sıkıntılı dönemde geçen evet. Sene doğdu. Aynen ve geçen sene dediğim gibi pandemide yapıldı bu. Kesinlikle. Yani o pandemi kurallarıyla belki ilk yarıştı. İlk arazi yarıştı. Aynen, ilk aynen. Aynen. Kesinlikle öyle. Hatta geçen sene senin vlogda şey diyorsun yani. Ha ya. Yine parkur testine. Ya 2020'de işte yaz gelince korona bitecek diyorduk. Evet. Ama çok bitmedi. Orada devam bir, ediyor. Orada bir tufaya geldik arkadaşlar. Valla öyle. Havalar iyice ısınana kadar. Isınınca virüsün etkisi geçecek diyorlar. Bakalım aynen. Bakacağız. Uf ama baksana şurada koşulmaz mı ya? Hey. Evet bu arada arkadaşlar, tam speed cross'luk şu anda ama şu anda yaz zamanı, buraya düzgün bir trail ayakkabısıyla gelebilirsiniz. Abi bir triatletin burada ne işi var? Abi bir triatletin burada antrenman işi var. Değil mi? Mis gibi antrenmandır arkadaşlar. Aynen öyle. Geçen Mert Hoca ile de çektik biliyorsunuz. Mis gibi kuvvet antrenmanıdır patikalar. Onun için bol bol patikaya çıkın. Haydi. BB Challenge geliyor mu? Geliyorum geliyorum. Oh, çok eğleneceğiz orada da. Kulüp olarak 7 kişiyiz şu anda. Oh maşallah. Orası çok eğlenceli. Anladın zaten. Bir de bisiklet yapmış sabah sabah. Evet bak hemen Bursa'ya geldik. Uludağ'a getirmiş Osman bize. Şimdi karlı bölümler. Ama yarış da böyle değil arkadaşlar. Sakın ha. Yarışta buralarda kar yok. Bu son hafta yapacağız zaten var. Ha?
Before after var. Ya ya. Bu arada göl manzarası inanılmaz arkadaşlar. Oh vallahi. Ya karda koşmak da bir bak koşuyor. Ben de şaşırdım abi. Oley! Süper Fatih. Süper oldu. Bursa. Alanya gitmeyecek. Alper biraz çamurlanmışsın. Yani bana da fişletiyor bu arada. Ve ben buzların üzerinden artık koşmaya başladım. Bak, küçük küçük. Onları kırmak güzel oldu. Yani işte. Güzeldir. Malzemenin aklını vermek lazım. Patika'nın keyfi de bu arkadaşlar işte. Her şekilde koşabiliyorsunuz. Çamur cilde iyi geliyor, her zaman söylüyorum zaten. Hem kaslar hem cilde çok iyi geliyor. Kaçmayın. Artık kaçmıyoruz zaten. Evet. Evet, şu anda 5. kilometredeyiz. Burası böyle dümdüz gidiyor. Bu parkurun en güzel yerlerinden biri. Sonrasında tırmanışlar başlayacak. Hadi bakalım. Oh, harika valla. Çok özlemişiz arkadaşlar. Yemin ediyorum böyle. Mis mis. Şimdi biraz tempoyu arttırdık ama gruba yetişmek için. Yarışta da böyle gidiyorduk zaten. Evet, her yerde taraftarımız var arkadaşlar. Merhaba abi, nasılsın? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasıl parkur? Daha önce koşmuş muydunuz burada? Üçüncüye evet. Koşuyoruz. Vay maşallah. Ben harika. Aynen. Süpersiniz, süpersiniz. Aynen süper devam. Parkur. Çok güzel, hem yeşil. Evet, buralar normalde yeşil arkadaşlar. Beyaz, yeşil. Beyaz diyordum. Hayırsa yemyeşil, daha aynen. Biliyoruz. Aynen, aynen. Şu anda beyazlaşmış. Hatta kahverenginin mimli tonu var. Parçalar! Oh. Abi ya kaçırdık ya. Alper sen de düşsen hemen. Oho. Evet çok fazla trail'de çok fazla etrafındakilere dalga geçmeyeceksin. Yoksa böyle olursun. Yakaladın mı bari? Yakalayamadım abi. Tamam. Arkandayım Alper bas. Geç. Tam burası bak, tam burası. Yemin ediyorum var ya şu anda çocuklar gibiyiz ha. 3 yaşındaki çocuklar gibiyiz. Her çamura giriyoruz. Vallahi. Bak bir tane daha çamur. Kaçırmamak lazım, kaçırmamak lazım. Evet, yüzümün yıkandığını hissettim şu an zaten. Ya çamur olmuş bacak. Şu an bana bir katlanmış. Şuradan kaçışıyor lan. Gelin. Evet, köpekler. Köpekler. Saldırın, arkadakilere saldırın. Arkadakilere aferin, aferin, parçalar. Evet. Ayhan hatırladın mı burayı? Bak neredeyiz. Sen burada karşıdan geliyordun. Evet. Evet. 13K'nın en zevkli yeri arkadaşlar. Burada yaklaşık 1 kilometre tırmanıyoruz. Oh mis. En eğlenceli yerler buralar.
Leş abi leş. Kamera açtım. Koşamayacağız. Evet, baştaki gibi olmuyor. Yokuşta bu yokuşları. Bravo. Tamam. Evet. Bu tür tırmanışlardı arkadaşlar. Ufak ufak adım atmaya dikkat edin. Yani böyle seri kadans ve tık 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 çıkarsanız daha rahat olur. Bobby ne yapıyorsun Bobby? Bobby. Hadi bakayım. Sanki sinek kovuyor. Osman sinek oldu. Ne var abi, nasıl keyifler? Güzel bir abi. Biraz serdik rampada sadece. Aynen. Nasıl gidiyor? Güzel güzel ya, ortam şahane, hava muhteşem. Kar yağacak, buz gibi olacak diye düşünüyorduk ama şu an şey, çok güzel yani. Aynen. Peki, senin için nasıl geçiyor? Güzel güzel, özlemişiz vallahi patikayı ya. Aynen. Kerem biliyorsunuz, Ramformans'ın koçu, antrenörlerinden. Baba buradan nasıl koştun arkadaşlar? Abi şimdi şeyi zaten konuştuk. Rampaya giderken evet, genelde nabız çok artıyor. Yani aha, en büyük problem o oluyor. İnsanlarda nabzı arttırmamak için normalde ya düşük tempoyla ya da ya yapıyorsanız yürümek daha mantıklı çünkü olacaktır. Çünkü o nabzı çıkardıktan sonra indirmek zor değil mi? Kesinlikle. Zaten yarış yorgunluğuyla beraber o nabız belli bir seviyenin altına düşmüyor. Aha. Düşmeyince de yarış bir süre sonra çok keyifsizleşebiliyor. Aynen, onu yokuşları, yapmamak lazım. Yokuşları gördüğünüzde bir dikkat edin arkadaşlar. Çünkü o an hızlı çıkabilirsiniz ama o ileriki zamanlarda sıkıntı yaratabilir. Bir de tempoyu şeyde ayarlarsan, yani rampayı çıkarken iyi ayarlarsanız düz yol ve inişte çok güzel basma şansınız var. Aynen. Burada yani kullanabilirsiniz. Bir de böyle kısa adımlar değil mi? Kısa adımlar ve sanki böyle dağı çıkan kamyonlar gibi yavaş yavaş çıkacağız. Aynen yani. Aynen. Ama çıktığımız viteste inmiyorsun. Aynen. Bam, 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 orada eğer enerjin varsa bas işte. Bas. Ama onda da çok basmamak lazım değil mi? Ya orada şey, ya inişin şöyle tekniği var açıkçası. Teknik inişi biliyorsanız basabilirsiniz. Ya çünkü yer çekiminden faydalanacaksınız. Ama adım uzunluğunu fazla atarsanız topuk vuruş yapacaksınız. Aynen. Bu da aslında yer çekiminden faydalanmamak anlamına geliyor. Ve şöyle bir şey oluyor. O kalflarınızı ve hamstringlerinizi orada parçalıyorsunuz. Sonra düzlüğe geldiğiniz zaman koşamıyorsunuz. Evet. Yani. Bu yarışın uzunluğu ve yaptığınız antrenmana göre tabii değişiyor. Yarışın parkuruna göre değişiyor. Mesela burada çıktın, inişte zaten finish. Orada bam yapıştır, bam git artık yani. Yani ama her şeyini ver yani. Zaten ama Alanya'daysan o Alanya'nın bir inişi var. Sonra bir 3-4 kilometre düz gidiyorsun, o düzde yürürsün. Tabii. Yani ya bir de oradaki teknik iniş, oradaki parkur yani çok yani onun için parkurlara çok iyi dikkat edin arkadaşlar. Yani yarışlardan önce parkur analizi yapmak çok önemli. Evet, bunu zaten her yarıştan önce biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Yapmak kesinlikle gerekiyor ki ona göre de bir strateji çıkartmak gerekiyor. Aynen aynen. Çünkü yarışın birinci dakikasıyla 30. kilometresindeki ya da işte 3. saatindeki harcadığın efor aynı pace olsa bile hissiyat çok çok farklı oluyor. Aynen. Yani sen de biliyorsun işte. Aynen öyle arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım, bak köpeklere bak, bak Can'a aynen, bak Can hocamız nasıl köpeklerle dostluk içerisinde. Çok iyi oldu, dostluk iyi oldu. Can hoca ayakkabıları, Can hoca diyor ayakkabıların markası. Yol ayakkabısı normal. Evet bakın arkadaşlar, yol ayakkabısıyla çıkmamak gerekiyor patikaya. Oo. Abi adam oraya. Kestirme yapma, kestirme yapma. Geri dön, oradan döneceksin. Kestirme yapma. Hakeme mi takıldık? Bu arada arkadaşlar, bu parkurla ilgili yarış videosunu ve geçen sene yaptığımız test videosunu da aşağı açıklamalara koyuyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Orada biraz daha böyle karsız görebilirsiniz tabii ortamı. Evet, ayakkabıları temizleme zamanı. Oo. Temizle temizle, ayakkabıları temizle. İşte bu patik ayakkabılarının en büyük özelliklerinden biri arkadaşlar. Speed Cross 5'lerde de var. Yani bütün Salomon'larda önemli olan suyu hızlı bir şekilde tahliye etmesi. Bak şu anda ayağımda su kalmadı bile neredeyse. Bakın her bastığımda bir şeyler gidiyor. O yüzden şimdi biraz sonra rahatlayacak yani ayak. Böylece de ağır olmuyor. Son 200 metrede yine böyle harika bir manzarayla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Oh. Geçen sene buraları açıkçası hiç hatırlamıyorum. Çünkü
Çünkü yaşta bir olmuştum. Ve buraları bam 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 gidiyorduk. Ve finish. Nasıl daha parkur? Çok güzel parkur. Değil mi? Eriye yavaş koşunca daha keyifli. Görüyoruz doğa manzarası varmış parkurda. Ben şu son bölümü hatırlamıyorum lan. Göl varmış. Göl varmış. Evet arkadaşlar, gelin gelin. Çok keyifli parkur. Dediğim gibi başta da İstanbul'a çok yakın. Çok rahat gelebilirsiniz. Burada kamp yapabilirsiniz. Ve yani sadece yarışmak değil, bu ortamı tatmak da ayrı bir keyif arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi biz. Heh, bir de şöyle bir şey var. Bursa'dasınız ya. Bundan sonra harika yemekler var. Evet. Et var. Döner var. İskender var. Oo, yiyeceğiz yiyeceğiz. Oley. Evet, burada yarışımızın sponsorları da var. Valla harika. Sen alabilir miyiz efendim? Normal mi istersin? Ne şey var mı, şekersiz? Tabii var. Şekersiz varsa bir şey. Teşekkür ederiz efendim. Fotoğraf. Buraya sadece yarışmaya değil, böyle keyif çıkarmaya da gelebilirsiniz. Ne güzel bir şey. Biz çamur içinde kaldık. En mantıklı senin yaptığınmış. Aynen, değil mi? Oh harika. İşte yarış alanı buraya kuruluyor arkadaşlar. Start ve finish burada oluyor. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi yeme. Evet, hadi bakalım. Koştuk, geldik. Şimdi bundan sonra ne var? Alanya'ya gideceğiz. Alanya Ultra'mız var. Ama o arada bir sürü video gelecek, merak etmeyin. Biraz hızlanacak videolar. Çünkü video çekmeyi de, editlemeyi de, yayınlamayı da çok özledim. Hadi bakalım. Bu arada siz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoları ve abone olmayı unutmayın. Çünkü uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Çamur içinde kaldık. Dağın olsun. Hadi. Yarın görüşürüz.